Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programımızda piyango, kumar gibi şeyler niçin haram kılınmıştır? Bu soruyla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. El halalu beyin vel haramu beyin. Helal bellidir, haram bellidir. Ve beynehuma müştebihat ve bir de şüpheli şeyler vardır. İşte şüpheli şeylerden uzak kalmak gerekiyor. Haramlardan kaçabildiğimiz kadar kaçmak gerekiyor. Helal şeylerden de istifade etmek gerekiyor. Ve insan fıtratı bütün tarih boyunca aynı benzer özellikler gösterir. Hazreti Adem nasıl ki diyelim günah ağacıyla imtihan edildi. Allah-u Teala şu ağaca yaklaşma buyurmuştu. Mahiyetinin bir muktezası olarak merak etti ve şeytanın da aldatmasıyla o ağaca yaklaştı. Ve o ağacın meyvesinden yedi, ardından dünyaya gönderildi. Allah-u Teala Adem'in torunları olarak bizlere de günahlara yaklaşmayın, işte zinaya yaklaşmayın, haramlara yaklaşmayın bu manayı Kur'an-ı Kerim'inde, kutsal kitaplarında bize bildiriyor. İnsanın tabiatında bu tarz günahlara meyil var. İnsan fıtri olarak o günahların da bir nevi tadına bakmak istiyor. Mesela çocuğunuza deseniz ki, evdeki bütün odalara girebilirsin ama şu odaya girmek yasak. Çocuk ne yapar eder, sonunda o odaya da bir girer. Halbuki diyelim boş bir odadır ama orayı da görmek ister. İnsan da bu şekilde haramlara meyilli yaratılmış. İnsan nefsi haramların nasıl olduğunu merak eder. Öte yandan haramlarda bir takım lezzetler de vardır. Bir takım lezzet derken menhus lezzetler vardır. Ve insan o noktadan da onlara karşı meyillidir. Günahların adeta bir cazibe alanı var ve insanı o tarafa doğru çekebiliyor. Bir de dışımızda şeytan var. Şeytan eline kamçıyı almış ve bizi o günahlara doğru sevk ediyor. Kışkırtıyor, tahrik ediyor. Bir atın mahmuzlanması gibi devamlı insanları böyle daha fazla günah işlesinler diye tahrikte bulunmakta. İşte günümüzde yaygın olan günahlardan birisi de piyango, toto, loto, kumar bu gibi şeyler. Bunlar toplumumuzda yaygın, başka toplumlarda da yaygın, hatta başka İslam ülkelerinde de kısmen görülebilen yaygın günahlardan bir tanesi. Belki de insanımızın pek çoğu bunun durumunun vehametinin o kadar farkında değil. Yani canım diyor zaten kendi isteğimizle piyangodan bilet alıyoruz. Giderse de bir miktar paramız gitmiş oluyor. Dert etmiyoruz. Böyle düşünebilirler. Ama Kur'an-ı Kerim bu gibi haksız kazançları, bedavadan bu tarzda meydana gelen kazançları kabul etmiyor. Ve Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامِ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُمْ. İçki, kumar, dikili taşlar ve öte yandan fal okları, bütün bunlar diyor şeytanın amelinden bir pisliktir. O pislikten kaçının. Bu tarzda doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'de bir yasaklamakla karşı karşıyayız. Yani şeytan bunları böyle kullanıyor. İnsanı buralara yönlendiriyor. İçkiye, kumara, haksız kazanca bu gibi şeylere yönlendiriyor. Ayet-i Kerime'de doğrudan kumar demiyor. Meysir. Meysir kelimesi yüsürden gelir. Yüsür kolaylık anlamındadır. Yani haksız yere kolaydan elde edilen bütün kazançlar. Dolayısıyla ayet-i kerime işte günümüzde yaygın olan toto, loto gibi şeyleri de hepsini içine alıyor. Piyango türü şeylerin hepsini içine alıyor. Bu tarz avantadan gelen, bedavadan kazanılan, başkasının sırtından kazanılan kazançları İslamiyet helal bir kazanç olarak kabul etmiyor. Neden kabul etmiyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de esas olan çalışmaktır. Ve en leyse lil insan illa ma saa. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Ve enne sayehu sevfe yura. Çalışmasının karşılığını sonra görecektir. Yani herkes kendi yaptığı amelin karşılığını hem dünyada hem ahirette görecektir. Demek ki çalışmak esas. Yani bedavadan zengin olmak, bedavadan böyle avantadan, başkasının sırtından bir anda milyoner olmak, bu yok olmamalı.
Ve bir de toplumsal bir olay olarak, sosyal bir olay olarak meseleyi irdelediğimizde, incelediğimizde şunları da hepimiz az çok görebiliriz. İnsanımızın piyango gibi şeylere kendini kaptıranları veya kumar gibi şeylere kendini kaptıranların bir kısmı maddi imkanları var. Ama epey bir kısmının o kadar bir imkanı da yok. Ya çıkarsa ümidiyle piyango bileti alıyor. Halbuki çıkma ihtimali milyonda bir belki ancak, milyonda bir ihtimalle ya çıkarsa ümidiyle kendi yemeyip, çoluğuna çocuğuna yedirmeyip piyangoya yediriyor tabiri caizse. Pek çok insan böyle yaptığında epey bir servet birikiyor ve o servet bazı kişilere, kime çıkmışsa bunlara dağıtılıyor. Ve bu parayı kazananlar eğer bir incelenmiş olsa herhalde bunların çoğu bundan bir hayır da görmüyor. Ve har vurup harman savuruyorlar. Bunun neticesinde birkaç yılda o serveti bitirebiliyorlar. Bu belki ayrıca incelenmeye değer olan bir konudur. Gazeteciler araştırabilirler. Bu piyangodan büyük ikramiyeyi kazananlar acaba akıbetleri nedir? Bir 10 yıl içinde ne hale gelmişler? Bakılabilir, değerlendirilebilir. İşte böyle bedavadan, avantadan hemen zengin olmak yok. Çalışmak esas. Faizin yasaklığı da benzeri bir şeydir. Faizde sen çalış ben yiyeyim prensibi vardır. Adam parasını riske atmadan yatırıyor, şahıslara veriyor veya faiz müessesesine veriyor. Kendisi durduğu yerden parasından para kazanıyor. Yorulmadan, ter dökmeden, haksız bir tarzda bir kazanç içerisinde oluyor. İslamiyet bütün bu gibi haksız kazançları reddetmekte. Bunun yerine çalışmayı bir prensip olarak önümüze koymakta. Herkes etrafına baktığında görebilir. Piyango gibi, toto, loto gibi şeylere para yatıranların pek çoğu henüz belki bir ev bile alamamış. Eğer şu ana kadar piyangoya, totoya yatırmış olduğu paraları bir yerde biriktirmiş olsaydı çok güzel bir eve sahip olabilecekti. Bu da yine önemli bir noktadır. Bu şekilde bakıldığında insanımızın bu noktada ne kadar bir zarar içerisinde olduğu görülecektir. Milli piyango diyoruz. Burada piyangonun millisi olur mu olmaz mı? O da üzerinde düşünülmeye değer bir konudur. Piyangonun millisi olmaz. Yani kumar kumardır. Bunun adına milli denilmesi onu milli yapmaz. Ve buna bir helallik de kazandırmaz. Dolayısıyla evet böyle bir sistem şu anda vardır ama insanımıza düşen görev kendini buna kaptırmamak. Böyle bedavadan gelecek kazançlara göz dikmek yerine helalinden ne kazanabilirim? Buna insanımızın kafa yorması lazım. Alın terini dökmesi lazım. Bunun neticesinde alnının teriyle milyoner olabiliyor mu? Ona helal olsun. İslami yönden bunun önünde bir engel yoktur. Bir insan dünyanın en zengini de olabilir. Ama haram yollara girmeden bunun yapılması gerekir. Diğer alemde insanlar şu dünyadaki bütün yaptıklarından hesaba çekilecek. Servet noktasında da hesaba çekilecek. O serveti nereden elde etti? Helalinden mi, haramından mı? Diyelim helalinden elde etmiş olabilir. Helalinden elde ettiği parayı nerelerde kullandı? Büyük bir serveti var, belki de haramlarda kullanıyor. İşte bu açılardan madem ki diğer alemde her yaptığımızdan suale çekileceğiz, servetimizden de suale çekileceğiz, o serveti helal yoldan kazanmak gerekiyor. Ben bugünkü konuşmamı İmam-ı Azam'ın bir cümlesiyle noktalamak istiyorum. İmam-ı Azam şöyle diyor, bir paranın nereden kazanıldığını öğrenmek istiyorsanız nereye gittiğine bakınız. Hepinize hayırlı günler diliyorum.